Başkanım şu cezaevi... Cezaevi konusunda gene sizlerin sahip çıkması gereken olan bir olay var. Cezaevi biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden 9.2 milyon euroluk bir hibe desteği alan, hibe desteği bakın, bir projeydi. Bu alan yönetimi vesaire... Belediye başkanlığının ilk yıllarında hakikaten çok büyük sıkıntılar yaşadım. Yani ekonomik açıdan çok büyük sıkıntılar yaşadım. Bunları zaman zaman sizlerle paylaştım. Ben onların detayına girmeyeceğim. Ama şimdi giderken şunu istiyorum. Gelen arkadaşım her kim olursa olsun, ben simsiyah almış olduğum bir masayı bembeyaz bir şekilde arkadaşıma teslim edeyim. En azından benim yaşadığım sıkıntıları o yaşamasın. Bembeyaz olması ne demek? Ne işçiye borcu var, ne memura borcu var, ne işte gazeteciye borcu var. Alıcı olanı var mı içinizde yani reklam şu bu falan filan? Ne esnafa borcu var? Hiç kimseye borcu olmayan, sigorta hariç, sanki belediye bırakayım. Ona göre de bütçesini yapsın, arkadaşımız düzelsin. Hatta şunu yapıyorum, onun parasını bile hazırladım. Şimdi bizde şirketten çalışan işçilerimiz var. Bunların yaklaşık maaşı 500 bin lira civarında tutuyor. Gelen arkadaşım en azından bir ay daha nefes alsın diye. Şimdi onların parasını hazırladım. Cuma akşamı giderken bazı hesaplarına yatıracağım. Pazartesi oluyor 1 Nisan. 1 Nisan'da da o arkadaşlarım maaşlarını alsınlar ki yeni gelen başkana yük bırakmayalım. Dediğim gibi tabii detaylara girmiyorum. Zaman zaman sizlerle oturduk, konuştuk. Belki ben şunu yaptım veya yapamadım. Sizlerle daha çok bu anlamda sohbet yapsaydık belki Sinop'u çok daha fazla bilgilendirmiş olurdu. İşte bunu biraz ben beceremedim yani açık söylemek gerekirse. Keşke daha çok böyle oturup konuşabilseydik. Bu da benim öz eleştirim. Çünkü o kadar çok şey yaptık ki insanlarımız bunları bilmiyor yani işte kimse mezbahanın ne demek olduğunu bilmiyor. Osman Bey'in evinin karşısında olduğu için de biliyor da yani sizlerle mesela ben orayı bir açayım istedim yani böyle çok modern bir mezbah. Bunun gibi yani yaptığımız çalışmaları, işte bizim gelecekte yapmayı düşündüklerimizi insanlarla paylaşamadık. Belki bu benim eksikliğim. Öyle ben algılıyorum. Sizlerle daha çok paylaşsaydık bunları daha çok anlatmış olurduk diye düşünüyorum. Dediğim gibi hep beraber güzel şeyler altına imza attık. Ben şimdi bu tabii şey bir yani bir basın toplantısı falan değil. Bu bir sohbet toplantısı. 10 senelik süreç içerisinde iyi kötü günlerimiz olmuştur. Ben bunu işte niye sen bunu böyle yazıyorsun dediğim zamanlar olmuştur. Siz de belki abi niye yazmıyorsun bu böyle işte dediğiniz zamanlar olmuştur. Onların hepsi geçmişte kaldı. Ben bu 10 senelik süreç içerisinde şanslı bir belediye başkanı olarak sağ olun hepiniz bir kardeş olarak çok büyük ilgi ve ihtimam gösterdiniz. Beni incitmemek için elinizden gelen bütün nezaketi gösterdiniz. Onun için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizden sonra gelen arkadaşlar da bu güzel kentte, bu güzel kentin güzel insanlarına çok daha bizden daha ileride hizmetler yaparlar ve Sinop gereken öneme kavuşmuş olur yani Türkiye'de. Çünkü Sinop parlayan bir yıldız. Yani artık herkes Sinop'u biliyor. Bizim gittiğimiz fuarlar vesaire falan filan. Sinop'un tanıtımına da çok büyük destek oldu. Bundan sonra Sinop artarak devam ettirir diye düşünüyorum. İşte biz de bundan ya işte bir nebzede bizim bu çorbada tuzumuz var diye mutlu oluruz. Mesela şimdi mutlu deyince Türkiye'deki en mutlu insanların yaşadığı kent olarak 3 seneden beri Sinop öne çıkıyor tweet verilerine göre. Tabii biz de bundan. Ben mutlu oluyorum şahsen yani bu kentin belediye başkanı olarak. Şimdi mesela en son çıkan bir şey de özellikle hanımlar açısından. Tabii mutlu kentin mutlu hanımları olunca bu hanımlar aynı zamanda girişimci de oluyor yani. Türkiye'de en girişimci bayanların yaşadığı kentle Sinop olmuş oluyor. Geçen gün gene gazetenin bir tanesinde Türkiye'de emekli olanların daha çok yaşadığı
kent. Bu da bu kentin kabul gördüğünü gösterir. Yoksa emekli gelip de Türkiye ortalamasının 2 katıdır emekli. 9'a 18'dir. Niye gelsin de böyle bir kentte yaşasın? Bu kentin eksiklikleri yok mu? Tabii bu kentin eksiklikleri de var. Bunların tabii birdenbire izole olması mümkün değil. İnşallah ileride bunlar da olur. Eksikliklerimizi gideriz. Çünkü bu kent geleceğini turizm ve eğitime bağlamış olan bir kent. Özellikle altyapı konularında burada biraz daha böyle daha dikkatli, daha ne bileyim böyle bu kente bunların yapılması yönünde gayret sarf etmek gerekir diye düşünüyorum. Hepinize bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Bir de bir helalleşmiş olalım. Tabii ki ben Sinop'ta yaşamaya devam edeceğim. Olabilir. Bir başka yerlere giderim, gelirim vesaire ama burası benim doğup büyüdüğüm yer yani. Ne kadar modern bir şey. Modern bir cadde oldu. Şimdi bu projeyi çevre illerden de bize gelip bizden bu projeyi alan belediyeler var. Yani demek ki yaptığımız iş doğru. Bir başka bu dediğim gibi birçok yerlerde ödül almıştım. Bu da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan da ödül alarak yapım programına giren bir projedir. Burasının rakamlarda eksiklikler olabilir. Yaklaşık 1,5 milyara yakın bir bölümünü Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan aldık. 1,1 milyarlık bölümünü de Sinop Belediyesi olarak harcadık biz. İnsanlar şimdi dün ben bir takım ziyaretlerde bulunurken üzüldüm tabii yani. Biz orada yemyeşil çimler yapıyoruz. Daha sigaralar atmışlar, üstüne basmışlar falan. Yani birazcık da insanlar kendi öz eleştirisini yapsınlar. Şimdi Bülent Bey'in dediği gibi, orada bir takım arkadaşlarımız var, onlar da Sinoplu. Kötü bir şey söylemek istemiyorum. Yani adam şimdi oraya ne yapıyordu? Ya yarım metre kaldırım vardı, sabahleyin arabasını getiriyordu. Akşam arabasını alıp eve gidiyordu. Şimdi bu imkandan yoksun tabii yani. Şimdi dolayısıyla bunu eleştiriyor. İkincisi işte eskiden kaldırım şeydi. Ya şimdi caddenin olduğu gibi her tarafı kaldırım oldu. Yani yayalaştırılmış olan bir proje oldu. Şimdi düşünüyorum ben ne burada eksik yaptım. Şimdi yapsam mesela ortadaki o yola beton dökerdim. Beton yolu yapar. Trafiğin yoğun olduğu bir yerde kırmızı tuğlalarda çok fazla başarı elde edilmiyor. Kırılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Sürekli tamirat gerektiriyor. Şimdi yapsam ortadaki yolu beton yapardım. Onun dışında bence harika bir cadde. Bir bakın, gece bir bakın, gündüz bir bakın. Yani herkesin yurt dışından çok aramışlardır beni. Yurt içinden bu caddeyi gece görüp, gündüz görüp de teşekkür eden insanlar vardır. Hanımlar gayet mutluluk sıfat diye soruyor. Memnunduk sizden. Hayat olan pek istiyor.